Çanakkale, hak ile batılın, maddiyat ile maneviyatın belki de gelmiş geçmiş en çetin hesaplaşmasının sahnelendiği er meydanıdır. Bu er meydanından şahsi geleceğini değil, milletinin ortak geleceğini düşünenler, zoru gördüğünde dönmek yerine ölmeyi göze alanlar alınlarının akıyla çıkmış ve tarihin en nadide sayfalarındaki yerini almıştır. O kahramanlar ki gençliğinin baharında, pek çoğu daha oyun çağlarında şehadet şerbetini içip kanları ve canlarıyla kıpkırmızı bir gelincik tarlası gibi süsleyip besedikleri bu toprakları bizlere vatan olarak emanet bıraktılar. O kahramanlar ki Seddülbahir'de, Jonk Bayırı'nda çalılar çizdi gül tenlerini, namazgahta, koca çimende taşlar yardı ayaklarını, anafartalarda vuruldular da kahpe bir top mermisiyle savruldular, neden sonra gömüldüler. Ne üstlerini örtecek bir yorgan buldular, ne başlarını koyacak bir yumuşak yastıkları vardı, ne de yaralarını sarmaya, kanlarını silmeye, acılarını dindirmeye gelecek birileri. Dememiz olur ki bu topraklar öyle kolay vatan olmadı bizlere. Solan hayatlar, yıkılan hayaller, çekilen çilelerdir bizlere emanet kalan aslında. Bu bakımdan bu vatan dünyanın belki de en pahalı, uğruna en çok bedel ödenen, en çok savaşılan kara parçasıdır. Ülkemizi bölmeyi, milletimizi korku ve baskı ile sindirerek üzerinde operasyon yapmayı amaçlayan şer odakları bilsinler ki evlat acısını bağrına taş basarak dindiren analar, gözyaşını yüreğine gömen babalar, kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda Türk bayrağı dalgalansın diye canlarını veren yiğitler var oldukça bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü ve şehitleri anma gününü kutluyorum. Başta en kıymetli varlığımız devletimizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlığımız için canlarını vermekten çekinmeyen gelmiş geçmiş bütün şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.